Sevgili seyirciler, şimdi dünya harikalarından bir tanesine geldik. Burası Sarsala Koyu. Birazdan size Sarsala Koyu'nu göstereceğim. Ama manzara, doyumluk ve hakikaten de ömürlük. O kadar güzel bir manzarası var ki, karşımızda küçük küçük adalar var zaten. Adaların bir kısmının sahipliği olduğunu da öğrendik. Buraya gelen yat tatili yapmak isteyenlerin yatlarını buraya teknelerini bağladıktan sonra havaalanına taksiyle gidiyor olduklarında ulaşımda da sıkıntı yaşanmadığını öğrenmiş olduk. Gelin bakalım nelerle karşılaşacağız. Bu dünya harikası diyeceğim çünkü önemli bir bölge burası. Neler oluyor görelim. Sevgili seyirciler, şimdi sizi dünya harikası bir yere getirdim. Burası Sarsala Koyu ama buraya dair bilgileri biz yanımızdaki arkadaşımızdan alacağız. Hem kendisini de tanıtayım. Ardından da Sarsala Koyu'nun güzelliğini şimdi biz hepimiz geze geze size de göstere göstere aşağıya ineceğiz. Ama buranın bir hikayesi var. Önce ben sizi tanıtayım. Fatih Avcı, ziraat mühendisiyim burada. Bugün size eşlik ediyorum. Burada büyüdük, yani burada yetişip büyüdük. İşte burası Sarsala Koyu. Bu koy eskiden de iskele varmış burada. Yani Osmanlı zamanında Mısır'dan, İstanbul'dan yani artık Osmanlı'nın başkentinden gelen tekneler buraya bağlanıyormuş. Burada da daha önce de tabii çiftlik falan olduğu için malzemeler falan hep buradan taşınıyormuş. Yani tabii o zaman da nasıl oluyordu bilmiyoruz artık da insan gücüyle mi, hayvan gücüyle mi? Yani burası görülmeye değer bir yer yani. Kalıntılardan hani eski iskelelerin falan çıktığını da söylediniz öyle değil mi? Evet, denizin altında şeyler var zaten, eski iskelelerin bacakları falan var böyle. Küflenmiş bir halde ama gene de kalıntılar var. Zaten orada da göründüğü gibi de küçük bir ev var. O da eskiden kalma yani. Bu bölgenin bir dönem ticaret merkezi olarak da, ticaret merkezi geçiş alanı olarak da kullanıldığını öğreniyoruz. Denizden gelen ticaret gemileri buradan artık evet o dönemin araçları nelerse veya hayvan taşıtıyla da taşınıp buradan Anadolu'ya açılıyormuş. Öyle değil mi? Yani muhtemelen öyle kullanılıyordu. Yani Dalaman bölgesine açılıyormuş. Çünkü genelde burada eskiden Mısırlılar da yaşadığı için çarşıda da görmüşsünüzdür. Yani esmer tenli insanlar var burada. Onlar artık bizden biri gibi oldular tabii de. Yani sonuçta sorduğunuzda da her zaman Dalamanlı izliyorlar. Ama eskiden tabii geldileri Mısır'dan. Mısır'dan da buraya çok insan gelmiş. Yani o zaman köle olarak gelmişler tabii. Onlar gelmiş veya şeyler de getirmişler. Yani yanlarında artık eşyalarını falan da getirmişler. Hep buradan taşınmış yani. Sevgili seyirciler, şimdi biz size tepeden Sarsala Koyu'nun güzelliğini gösterdik ama bir de dedik ki koyun içerisine girelim, burada neler oluyor, nasıl bir güzelliğe sahip, havası, denizin o iyot kokusu bambaşka. Bilmeyenlerin, görmeyenlerin mutlaka gelmesini biz buradan tavsiye ediyoruz ama yanımızda bir görevli arkadaşımız var. Bir tarafımızda da belediyenin hizmet tesisi var. Burada neler oluyor? Kimler nerelerden geliyor? Hangi hizmetleri veriyorlar? Çünkü bir kurtarma kulemiz var. Neler yapıyorlar onları öğreneceğiz. Sizi tanıyabilir miyim? Öncelikle hoş geldiniz. Ben Ümit Ayrancı. Can kurtaran olarak çalışıyorum Dalaman Belediyesi'nde. Evet. Gördüğünüz gibi Sarsala Koyu yukarıdan da görmüşsünüzdür zaten. Evet. Allah'ın Dalaman'a lütfettiği gizli cennetlerden birisi. Evet. Sayın Başkanımız Muhammed Şaşmaz'ın da buraya uğraşıp uzun uğraşlarından sonra bu şekilde güzel bir tesisiyle gerek şezlongları, gerek restoranı, gerek soyunma kabinleri, tuvaleti, duşları,
ve güzel tertemiz bir sahille, can kurtaran kulesiyle Dalaman halkına büyük bir hediye burası. Gelip görenlerin de dışarıdan gelen ziyaretçilerimizin böyle bir cenneti bilmediklerini görüyoruz. İnsanlar buraya geliyorlar. Gerçekten bu koy dediğimiz gibi hani gizli olduğu için insanlar şaşırıyor. Böyle bir yer olduğunu bilmiyorlar. Gelip döndükleri zaman bir sene sonra buraya en az 10 kişi daha getiriyorlar. Çünkü doğalarına, yaşadıkları yere baktıkları zaman böyle yerler, siz de biliyorsunuz, enler rastlanan yerler. Onun için biz cennette yaşıyoruz diyoruz. Herkesi de buraya davet ediyoruz. Ya zaten şimdi biz koya girerken dedik ki ne kadar güzel yerde yaşıyorsunuz. Dedik ki biz cennetteyiz. Evet. Hakikaten de öylesiniz. Evet. Şey soracağım şimdi. Dalaman'ın bilmeyen birçok insanda Dalaman'da deniz var mıydı? Hani Dalaman havaalanı olarak bilinir ama deniz var mıydı? Ne tarafıydı diye soranlar da olur. Buraya gelenler neler söylüyorlar burasıyla ilgili? Buraya gelenler... Tabii dediğim gibi yani burası yukarıdan önce zaten insanlar baktıkları zaman ya kendilerini şaşırıyorlar. Biz cennete mi geldik? Çünkü Dalaman merkeze geldikleri zaman sahile uzaklığımız bizim en az 7-8 kilometre olduğu için bilmiyorlar böyle gizli cennetler olduğunu. En yakın mesela havalimanı yanında Kayacık sahilimiz var. Şimdi yine başkanımızın uzun uğraşlarından sonra Kayacık sahili de faaliyete geçecek. Sarsal'a zaten siz de görüyorsunuz, kelime diyecek bir şey yok. Yani hepsi memnun gidiyorlar. Çünkü bir sene sonra tekrar buraya geleceğiz, tekrar geleceğiz diye yani gitmek istemeden gidiyorlar. Ve bir yıl boyunca buranın özlemini, hayalini kurarak bir yıl sonra şu kapıdan girdikleri zaman, yukarıdan namazla dediğimiz mevkiden burayı gördükleri zaman zaten insanlar buraya gülerek geliyorlar ve gülerek buradan gönderiyoruz. Güvenli bir bölge. Kesinlikle güvenli bölge. Gördüğünüz gibi şamandıralarımız, güvenli yüzme alanımız. Biz yine can kurtaran kulemizi biraz sonra da çıkaracağız siz oraya. Gerek ikazlarımızda. Burada insanların güvenli bir şekilde yüzmesini, herhangi bir tehlikeye girmeden yine buradan mutlu ayrılmaları için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Hangi dönemler bir yoğunluğu var? Mayıs 1 itibariyle açıyoruz burayı ama tabii Haziran 15'ten sonra özellikle okullar kapandıktan sonra buraya yoğun bir ilgi oluyor. Çünkü gizliydi ama keşfedilmeye başladı. Bir yönden reklam oluyor tabii. Bir yönden de biz çok kirlenip hani insanların burayı çok fazla kirletmesini istemiyoruz. Çünkü buranın suyundan numune aldıklarında her sene yapılan bir şey de bizim yine çok sevindiğimiz tertemiz çıkması. Evet, onu soracağım. Şimdi çıkması. Az önce de söylediniz. Buradan numuneler alındı. Evet, her sene gelinip numune alınıyor sağlık ekipleri tarafından ve bunda yani %1 dahi bir mikrop çıkmıyor. Evet. Bu da bizim için de, gelen insanlar için de ne kadar sağlıklı, ne kadar hijyen olduğunu gösteriyor. Çünkü dediğimiz gibi burası doğal bir yer. Evet. Böyle o de zaman buradan istiyoruz. Bir mesaj gönderelim. En azından gelen misafirlerimiz de buldukları gibi bırakmaları konusunda. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum size. En güzeli dediğimiz gibi sabah geldiğiniz zaman nasılsa burası. Biz personel olarak buraya erkenden geliyoruz. İnsanlarımız burada küçücük bir tane izmarit dahi yerde, bir tane küçücük poşet dahi kalmasını istemeden tek tek ellerimize topluyoruz. Tertemiz buldukları gibi bırakırlarsa burası uzun yıllarca tertemiz kalır. Bizim torunlarımıza kadar devam eder. Evet. Şimdi birazdan biz engelli platformu yapılıyor. Oraya gideceğiz. Ne için yapıyorsunuz orası? Büyükşehir Belediye'mizin ve yine başkanımızın desteğiyle buraya kurulan bir platform. Engelsiz sahil. Engelli vatandaşlarımız da burada. Bizim de yardımımızla. Onların da denize girebilmeleri için kurulan bir platform. Biraz sonra oraya gider. Yakından arkadaşlarla daha yakın inceleriz. Evet sevgili seyirciler, şimdi oraya gideceğiz. Sevgili seyirciler, şimdi Sarsala sahilinde yabancı misafirlerimiz var. İngilizlermiş kendileri, onu öğrendik. Ama ben gene arkadaşımızdan bize tercümanlık yapmasını isteyeceğim. En azından bu bölgeyi nasıl bulduklarını, memnuniyetliklerini onu bir öğrenelim. Bir sorar mısınız? Nasıl bulmuşlar buraları? Firstly, welcome to Sarsala Beach. What do you think about for Sarsala Beach? We love it. We love it. We often come here. It's one of our favorite places in Turkey. It's a beautiful in the season. It's a beautiful place. Beautiful beach. It's lovely and clean. It's always nice here. We love it. We love it. We love it. Thank you lots. Thank you lots. Ne söyledi? Kendisi 5 defa buraya daha önce geldiğini ve buraya Sarsala'ya geldiği zaman Sarsala'yı çok sevdiğini, çok temiz bulduğunu ve buraya tekrar geleceğini ve her şeyin çok güzel olduğunu söyledi. Evet. Ve gördüğünüz gibi siz de insanlar gerçekten buradan gerek yerli gerek yabancı turistlerimizin gerek yerli insan halkımızın buradan çok memnun ayrılıyorlar. Çünkü baktığınız zaman siz de görüyorsunuz manzarayı. Evet. İnsan kendini cennette hissediyor. Gerçekten öyle. Özellikle de temizliğine söylenecek bir söz kesinlikle yok. O yüzden tekrar vurgulayalım ki yabancı misafirlerimizin de vurguladığı bu. Nasıl bulduysak öyle bırakalım. Evet sevgili seyirciler, Dalaman'da, Sarsala Koyu'nda
Muğla Büyükşehir çalışıyor. Evet. Neler yapıyor soracağız. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ertan Öztürk, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyorum. Evet. Ne yapıyorsunuz? Şimdi engellilerimiz için bir platform hazırlıyorsunuz. Evet, engelsiz plaj projesi kapsamında ilimizin 6 plajına geçen sene engelsiz plaj kurmuştuk. Bu sene arttırarak 3 tane daha ekliyoruz. Toplam 9 plajımızı engelsiz hale getirmeye çalıştık. Nerelerde var mı? Şimdi Dalaman'da kuruyorsunuz. Başka yerlerde var mı? Var, evet. Hemen ileride Sarıgerme'de Sarçet plajında var. Ula Akyaka plajında var. Datça Hastaneönü plajında var. Milas Ören plajında ve Bodrum Kumbahçe plajında engelsiz plajlarımızı yaptık geçen sene. Sevgili seyirciler, şimdi tarihi bir yapıya geldik biz. Bu Sarsala Koyu'nun da önem arz eden kısımlarından bir tanesi, hani yukarıda bahsetmiştik ya, burası bir ticaret geçiş güzergahı ve Mısırlıların da burada limanlara gelip de gemileri yanaştırıp buradaki ürünleri, tahıl ürünlerini buradan yüklenip diğer yerlere geçmesi ve diğer Mısırlıların gemilerle getirdikleri diğer ürünlerin de bizim buradan Anadolu içerisine, Dalaman'dan Anadolu içerisine dağılan bir geçiş köprüsü. Evet, burayı görüp burayı merak ediyorlar. Eski bir yapıt karşıdan göründüğü zaman, tabii biraz da uzaktan baktığınız zaman harabelik gibi görünüyor ama burası Dalaman'ın ilk hububat deposu, karakolu, gümrüğü. Aslına baktığınız zaman buranın tamamen tarihini anlatan ve işte ayrıntılarıyla da burada üzerinde taşıdığı taşlarıyla, eskimesiyle de buranın ne kadar eskiden beri özel bir yer olduğunu anlatan, ilk tarihten beri anlatan güzel bir yer yine burası. Evet. Buradan baktığınızda bir koy gibi görüyorsunuz ama sevgili seyirciler, şimdi bu koyun Dalaman'ın merkezine açılan kısım olarak düşündüğünüzde hakikaten buranın ne kadar önemli bir merkezi yer taşıdığını da fark etmiş olacaksınız. Artık Sarsala Koyu'na veda etmeden evvel burayla ilgili söylediğiniz bir şey vardı. Cennet ve cennetin katmanları, evet, diye. Ne söylersiniz Dalaman'a dair? Dalaman, buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum ve tüm dünyaya sesleniyorum. Dalaman ayrı bir cennet ve Sarsala Koyu cennetin katlarının birincisi. Ve Dalaman'a ait olan, aslında şunu da vurgulamak istiyorum buradan. Göcek 12 adalar diye bilinen 12 adalar aslında yarısından fazlası Dalaman'a aittir. Bunun da tabii, bunun bilinmesi gerekiyor. Çünkü herkes Göcek 12 adalar, Fethiye 12 adalar. Bunun hepsi Dalaman'a aittir. Ve bunların hepsi Dalaman'ın cennetinin katlarıdır. Ve buradan herkese bu katları gezmelerini, cenneti hissetmelerini, buraya yaşamalarını, bu tadı, bu zevki tatmalarını istiyorum. Sevgili seyirciler, şimdi gördüğünüz nehir gibi akan kükürt suyunun içerisinde biz de yerimizi aldık, geziyoruz, soruyoruz neler var diye öğrenmeye çalışıyoruz. Burası işte kükürtlü su deniliyor. Yani sıcak değil ama kışın ılık oluyor, yani yaza göre. Yazın biraz daha serin olur. Yani burada eskilerin söylediği işte cilt hastalıklarına karşı üzerine oluşan yosunlar da yüze falan sürülür. Yani eskilerden gelen şey hep faydalı olarak, yani bildiğimiz şeylerdir. Akşam üzerleri falan aileler hep gelir burada, toplanırlar, yani çocuklarını falan getirirler.
sevgili seyirciler, şimdi Dalaman'da sera bahçelerini geziyoruz biz ama burada bir özellik de Dalaman çileği. Aslında neden Dalaman çileği? Havasının ve toprağının neden bu lezzeti bu kadar çok verdi? Bunu da üreticimize soracağız. Dalaman Ziraat Odası Başkanı var yanımızda. Kendisine de zaten soracağız buradaki çilek yetiştiriciliğini ve tarımı da Dalaman'da nasıl faaliyet içerisindeler? Onun da bilgilerini kendisinden geze geze bahçeleri, seraları bilgilerini aktaracağız ekranlarınızdan. Bu bölgede tarım da çok önemli. Daha önceden zaten bir tarım şehri olarak da anılıyormuş burası. Daha sonra da turizmle beraber birleştirilmiş ama en önemli özelliklerimizden bir tanesi tarım. Bunu buradan vurgulayalım. Sizi tanıyabilir miyim? Ben ismim Mehmet Dirmirli. Emekliyim. Aynı zamanda çocukluktan beri tarımın içinde olduğumuz için bir arkadaşın tavsiyesiyle 20 sene önce bu işe başladım. Tabii ilk başladığımız zaman bunun tarımını pek bilmiyorduk. Telefonlaşarak, gidip gelerek, ilçe tarımdan bilgi alarak bir nebze de olsun iyi bir üretimin eşiğine geldik. Ne zamandan beri çilek üretimine başladınız? Yani ne kadar bir zaman var? 20 yıl oldu bu sene. Ha, 20 yıldır çilek mi üretiyorsunuz? Evet, devamlı çilek üretiyoruz. Yani boşuna şimdi Dalaman çileği denmemiş evet, yani. Evet. Yani bu markayı buraya siz mi kazandırdınız? Birçok kişi ismi bir bilmez ama çilekçi dedikten sonra herkes tanır. Herkes tanır. Evet. Şimdi neden Dalaman çileği? Valla Dalaman'da yetiştiği için Dalaman'da adı üretimimize yansısın istedim. O açıdan Dalaman çileği dedim. Biz az önce sevgili seyirciler, gerçi birazdan da şimdi toplayacağız ama lezzeti ve kokusu harika. Evet. Bu çileğe bu lezzeti, bu kokuyu veren belki çileğin özelliğidir mutlaka ama bir farkındalığı da sonuçta buranın toprağıyla, evet, suyuyla alakalı, tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani her meyvenin, zepsenin bir toprak, hava isteği var mutlaka. Evet. İşte bu çeşidimiz de bu toprağa çok uygun. Çok uygun. Bu yeni bir çeşidimiz, Rubigen isminde bir çeşidimiz. Tabii toprağımızın yapısı da kirli toprak. Kirli toprak su tutma kapasitesi çok yüksek olan topraktır. Var olan ya da verdiğimiz gübreler kök bölgesinde daha iyi nüfus ederek tadı yansıyor tabii bu çalışmalar. Evet. Şimdi sıkıntılar var mı? Mesela çilek üretiminde en fazla neyle karşılaşıyorsunuz? Tabii ki... Yani bir tabir vardır çilekçilikte, çocuğa bakar gibi. Yani ben ilk çileğe başladığımın ikinci, üçüncü yılı pek şey yapamıyorduk. Hani bir söz vardır, çıraklığını yapmadığın işin ustalığını yapma ya da patronunu yapma diye. Biz bu atasözünün gerçek olduğunu çok iyi ben şahsen yaşadım. Atça'ya, Sultanhisar'a falan gittim. Oradaki tesadüfen de Atça'ya ilk çileğe getiren kişiyle karşılaştım. O dedi ki çocuğun hasta olursa çocuğu doktora götürmeyeceksin, çileğin işini yapacaksın dedi. Beklemez yani. Ha, inşallah bir daha karşılaşmayız böyle bir olayla. Karşılaştım, çocuğu doktora götüremedim, çileğin işini yaptım. Yani demek istediğim şu, çileğe dikmişsin, hani bir söz vardır, saldım çayıra mevla kayra olmaz. Bütün her türlü çalışmalarını bırakacaksın. Başka bir sosyal yönün dahi olmaz. Devamlı tarladan eve, evden tarlaya. Evet. Bu şekilde olursa oluyor anca. Evet. Bütün bir ömrünü, evet, ömür verenlerin hikayeleri aslında sevgili seyirciler, bizim aktardıklarımızda toprağa emek verenlerin, evet, alın teri dökenlerin hikayeleri. Peki şimdi çok uğraş veriyorsunuz. Hakikaten ciddi de emek harcıyorsunuz. Tabii, bütün tabii, bir zaman tabii, tabii da gidiyor. Ya devamlı şey yapıyorsun. İş programıyla geçiyor günün. Bugün bu işi yapacağım, yarın bunu yapacağım, ertesi gün bu işi yapacağım. Devamlı günün gerçekten iş programıyla geçiyor. Bıktınız oldu mu? Aman ya bu da... Şöyle, bazı zaman aşırı yorgunluktan dolayı bu tür şey oluyor. Ama bu işi sevdiğim için de hani yorgunluk da dahi zaman bazı zaman zevk veriyor. Evet. Yani severek yaptığım için. Yoksa öbür türlü kesinlikle yapılmaz. Yapılmaz. Kesinlikle yapılmaz. Kazancınız, karınız nasıl? Şimdi kazancım, kârım şöyle. Ben kendim sattığım için, hale filan vermediğim için, sonra bizim bu Dalaman'daki bitki desenini göz önüne alacak olursak, örneğin nar, narinciye,
Mesela nar fidanlarını, nar bahçelerini söktük. Çünkü bir getirisi yoktu. Bu kısmen de olsa emeğimin karşılığını alabiliyorum çilekten. Ama tabii ki uğraşısı çok zor. Çok pahalı bir tarım. Evet. Çok emek isteyen bir tarım. Kolay değil yani. Evet, yemesi çok güzel ama ah bir de bunun, evet, bununla uğraşanlara sormak lazım. Sayın Başkanım, genç bir başkanım, aktif bir başkanım ve Ziraat Odası'nda hakikaten bizim her zaman görmek istediğimiz bilgili, aktif ve heyecanını kaybetmeyen başkanların o makamlarda yer alıyor olması ve buna bir örnek de ben Dalaman'dan sizlere göstermek istiyorum. Sayın Başkanım, önce sizi tanıyalım. Daha sonra burada sonuçta emek harcıyorlar, üreticiniz, evet, kendi üyeniz. Neler söyleyeceksiniz? Sonuçta sıkıntılar olduğu zaman siz Ziraat Odası olarak, evet, müdahale ediyorsunuz. Burada mesela çilekte tarımsal müdahalede gerekiyor mu? Neler oluyor? Bununla da ilgili bilgileri alalım sizinle. Şimdi öncelikle teşekkür ederiz güzel ifadelerinizden dolayı. Hoş geldiniz Dalaman'ımıza. Dalaman'ımız bir turizmde olmasına rağmen bir tarım ilçesidir. Biz burada Dalaman Ziraat Odası olarak çiftçilerimize, Mehmet abimiz de dahil olmak üzere, ürettikleri ürünlerle ilgili bütün alanda, teknik anlamda yetiştirmesinden, dikmesinden, pazarlamasına kadar elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Odamız bünyesinde danışman ziraat mühendisimiz var. Onu gönderiyoruz, teknik bilgiler veriyoruz. Budamasıdır, gübrelemesidir, ilaçlamasıdır, dikimidir. Pazarlamada kendimiz yine devreye giriyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Pazarlama aşamasında bağlantılar kurmaya çalışıyoruz çiftçilerimiz için. Yani yine burada Mehmet abimizin de tabii çok büyük emekleri var. Dalaman'da değil, yani Türkiye'de gerçekten çok Türkiye şartlarında Avrupa standartlarına uygun birinci kalite çilek yetiştiriyor. O yüzden zaten Dalaman çileği olarak sayesinde Dalaman çileği olarak marka haline geldi çileğimiz Dalaman'da. Bunun harici tabii kendim de ben ziraat mühendisi olduğum için kendim de bizzat ara ara arazilere çıkıyorum. Çiftçilerimizin dertlerini dinliyorum. Sıkıntılarına derman olmaya çalışıyoruz. Çünkü eğer çiftçimiz üretirse biz karnımız bir şekilde doyar. Çiftçimiz üretmezse biz aç kalırız. Çünkü biz diyoruz ki çiftçiye hizmet ibadettir diye düşünüyoruz. Ve bu yolda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz çiftçilerimiz için. Geldik günün en can alıcı noktasına. Günün konusu. Hatta artık dilden dile de gezdi. Domates. Domates neden bu kadar çok fiyatı yükseldi? Neden pazara bu kadar yüksek fiyatta indi? Sine gelmeden evvel üreticimizi ben ekranlara getirmek istedim. Neredeyiz biz onu da soracağım kendisine. Seralar var burada. İki serası var. Arkasında da abisinin bir aile şirketi olarak da burada çalışıyorlar. Üretiyorlar. Ürettiklerini pazara, piyasaya sunmak için de uğraşıyorlar. Ama tabii ki her üretici gibi onlar da bu konuda sıkıntı yaşıyorlar. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Latı Uslu, Dalaman Karınkırı Köyü'nden. Evet. Domates üretiyoruz. Ne kadarlık bir burada sağ alan var domates üretiminde serada? Serada benim kendime ait 2400 metrekare. Ne kadar yani, bir alım oluyor mesela burada? 7000 kök var aşağı yukarı. İşte kök başına 3-4 kilo verim alabiliyoruz. Faydası oluyor mu mesela? Bir kök size 3-4 kilo günlük mü veriyor? Hayır. Ne kadar zamanda topluyorsunuz bu seradan domatesleri? Şimdi güzlük zamanında haftada bir kere. Baharlıkta şimdi 2 günde, 3 günde bir. Evet. Topluyoruz. 2 günde, 3 günde bir domateslerimiz oluyor. Evet. Bakımını nasıl yapıyorsunuz? Bakımı normal dikiyoruz. İşte can suyu dediğimiz can suyu veriyoruz. Ondan sonra gübresini, taban gübresini falan. Biraz büyüdükten sonra ipi alıyoruz. Evet. Ondan sonra dolama, budama işlemleri. Evet. Arının büyük faydası var. Kolaylık.
Onu evet artık son zamanlarda arı yoluyla bir domatesle dönleme yapılıyor. Bu gerçekten de aslında çok da güzel domatese de bir verim katmış da oluyor. Eski yöntemlerden aslında eskiden arılarla yapılıyormuş aslında ama biz bunu yeni keşfediyor gibi olduk. Nasıl yapılıyor peki? Bir kere daha anlatalım bilmeyenlere arıyla dönleme nasıl oluyor domatesle? Şimdi polen yaptırıcı şeyler veriyoruz davandan damlama yoluyla. Polen olduktan sonra arı salıyoruz. Arı kendi çalışıyor zaten. İlaçlama yapacağımız zaman kapatıyoruz arıyı. Dışarı alıyoruz. İlacımızı yapıp 2 gün sonra, 3 gün sonra arıyı tekrar salıyoruz. Ondan sonra arı domateslerin kendisi, üzerinde, evet. Evet, kendisi döllenme yapıyor, çalışıyor. Arının görüyor musunuz hikmetini? Arı çalışıyor yani. Şimdi pazarda 10 lira domates. Hadi 7 lira dedik, 8 lira dedik. İşte üreticimize soralım yani gördüğünüz gibi üreticimiz kazanıyor mu kazanmıyor mu? Herkes zannediyor ki ne bu çiftçi uçtu. Uçan çiftçi mi bir bakın onu öğrenelim. Şimdi bu sera 700 metrekare. Evet. Bura aşağı yukarı sadece fidan masrafı 2000 lira. Yani. Sadece fidan. Bunun sobası var, ilacı var. Bir sürü masraflar, hastalığı var, bakımı var, işçilik var. Evet. Sade fidandan bahsederse 2000 lira. Öbürküler de kattık mı 5000 lira. Biz kök başına 4 kilo en iyi şartlarda 5 kilo verim alırsak hesabını yapalım. Evet. O zaman 10 liradan size pek bir şey kalmıyor. 10 lira bu domates hep şey oluyor. Muz da 10 lira, çilek de 10 lira. Evet. Hep domates 10 lira oldu mu? Nedir bu domatesin hikayesi? Evet, kendini asmaya çalışıyor şeylerde.